Mesela müzekker gayip yardım ettiler iki erkek. Neseru müzekker gayip yardım ettiler erkekler. Neseret gaybe müennes yardım etti bir kadın. Neseret'a gaybe müennes yardım ettiler iki kadın. Neserne yardım ettiler kadınlar gaybe müennes. Neserte müfret müzekker yardım ettin bir erkek. Nesertuma yardım ettiği iki erkek, muhatap müzekker, Nesertuma yardım ettiği iki yardım ettiğiniz erkekler, muhatap müzekker. Neserti yardım ettin bir kadın, muhatap müennes. Nesertuma yardım ettin iki kadın, muhatap müennes. Nesertuma yardım ettiğiniz kadınlar muhatap müennes. Yardım ettim nefsi mütekellim nesertu. Neserna yardım ettik nefsi mütekellim. Nefsi mütekellim nal gayr değil mi hocam? Başka dinletmek isteyen var mı arkadaşlar? Yukarıdan aşağı doğru. Şu an bayağı arkadaş söz hakkı aldı ama aman herkes birden konuşmasın. Yankı yapar, karışır ortalık. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor hocam, gayet net. Dinleteceksiniz sanırım. Buyurun sizi dinleyelim. İyi akşamlar hocam, ders veriyorum. Ketebe yardım etti. Müfret, müzekker, gaib. Ketebe pardon hocam. Ketebe o yardım etti, müfret, müzekker, gayip. Ketaba o ikisi yardım etti, müfret, tesniye, müzekker, gayip. Ketabu onlar yardım ettiler, cemi, müzekker, gayip. Ketabet o yardım etti, müfret, müennes, gaybe. Ketabeta o ikisi yardım etti, tesniye, müennes, gaybe. Ketabne onlar yardım ettiler. Cemi müennes gaybe. Ketep de sen yardım ettin, müfret, müzekker, muhatap. Ketep tüma o ikisi yardım etti, siz ikiniz yardım ettiniz. Tesniye müzekker, muhatap. Ketep tünne, ketep tüm sizler yardım ettiniz. Cemi müzekker, muhatap. Ketep ti sen yardım ettin, müfret, müennes, muhataba. Ketebtüma siz ikiniz yardım ettiniz, tesniye, müennes, muhataba. Ketebtüm sizler yardım ettiniz, cemi, müennes, muhataba. Ketebtünne değil mi hocam? Ketebtünne. Evet, ketebtünne hocam en sondaki, evet. Tamam, ketebtünne sizler yardım ettiniz, cemi, müennes, muhataba. Ketebtü ben yardım ettim, nefs-i mütekellim vahde. Ketebna biz yardım ettik, nefs-i mütekellim meal gayr. Teşekkür ediyoruz hocam. Gayet güzeldi. Ben de teşekkür ederim. Evet, başka dinletmek. Efendim, buyur hocam. Ketebe çekmişim de fark etmez, bir adım ilerisi olsun. Zaten bugün hem Ketebe hem Nasara olabilir. Evet, karıştı hocam. Tamam hocam, problem değil. Şimdi bayağı bir söz hakkı isteyen vardı. Tamam hocam, seni dinledik, güzeldi, teşekkür ediyoruz. Şimdi diğerlerine bakalım. Ne yazmışlar? Ben verebilirim de mi? Talat Kılıç dinledik zaten. İlahiyat sever yazdı, yazılar yazmış. Hocam Nasaray karıştı. Evet, bu şekilde oldu. Hocam ders verebilirim demiş Talat Kılıç. Hocam sen dinletmiş miydin? Dinletmedin mi Talat hocam? Sanki seni dinledik gibime geldi. Bu ne zaman yapıldı? Son videoyu izlemediniz sanırım Zeynep hocam. Son videoya bakınız.
Şu an söz hakkı almış bir sürü arkadaş var. Mala Ahmet Hocam, mikrofonunuzu yetkinleştiriyorum. Söz hakkı istemişsiniz. Buyurun. Mikrofonunuzda problem yoksa şu an duyulabilirsiniz yani. Ders dinletmek isteyen var mı başka arkadaşlar? Vallahi herkes söz hakkı istiyor ama konuşan, ders dinleten yok. Geliyor hocam gayet net bir şekilde. Ama yankı yapıyor sanırım. İyi akşamlar hocam. Tamam hocam, dinliyoruz, söz sizde. NASA'ra fiili madi malum parmaklı yüzde çekimi NASA'ra müzekker yardım etti bir erkek. NASA'ra yardım ettiler iki erkek. NASA'ra yardım ettiler erkekler. NASA'ra gaibe mühendis yardım etti bir kadın. Nasar'ta yardım ettiler ki kadın. Nasar'la yardım ettiler kadınlar. Muhatap müzekker sigası. Nasar'ta yardım etti bir erkek. Yardım ettiğim bir erkek. Nasar'tuma yardım ettiler iki erkekler. Yardım ettiler değil hocam. Nasar'tu Yardım yardım ettiniz. Evet. Yani yardım ettiler Yardım dersek gayip olmuş oluyor. evet hocam. Masar tu yardım ettiniz erkekler. Muhatap mühendisi yardım etti bir kadın. Masar tuma yardım ettiniz iki kadın. Masar tumla yardım ettiniz kadınlar. Nasartu yardım ettim yani nefs-i mütekellim. Nasar ne yardım ettiniz nefs-i mütekellim mehal. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Gayet güzeldi. Başka dinletmek isteyen var mı arkadaşlar? Şöyle bir baktığımda hani herkes söz hakkı istemiş diyebilirim. Bir, iki kişi var söz hakkı istemeyen. Mesela Salih Hoca istememişti söz hakkı ve şu an yazıyor. Tekrar ediyorum, dersi şu an dinleten arkadaşlar gibi okutmanız sizin için faydalıdır. Dinletmek isteyen, hazır olan. Tabi ortamın da uygun olması gerekiyor. Oturduğunuz yerde bir sürü kişi olabilir. Gününüz yoğun geçmiş olabilir. Yani ezberleyememiş olabilirsiniz. Fark etmez. Bu akşam dinletemeyen yarın dinletebilir. Sonraki akşam da dinletebilir. Bizim açımızdan problem yok. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Ben ders vereceğim. Tabii hocam, buyurun, söz sizde. Nasara yardım etti o bir erkek. Nasara yardım etti o iki erkek. Nasaru yardım ettiler o erkekler. Nasarat yardım etti o bir kadın. Nasarata yardım etti o iki kadın. Nasar ne yardım etti o kadınlar. Nasarte yardım ettin sen bir erkek. Nasartuma yardım ettiniz siz iki erkek. Nasartum yardım ettiniz siz erkekler. Nasarti yardım ettin sen bir kadın. Nasartuma yardım ettiniz siz iki kadın. Nasartumle yardım ettiniz siz kadınlar. Nasartu yardım ettim ben. Nasarla yardım ettik biz. Var mı hocam bir yanlış? Yok hocam, gayet netti, hızlıydı, güzeldi. Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Başka dinletmek isteyen var mı arkadaşlar? Ders söz hakkı istedi. Fevzi Hoca söz hakkı istedi. Bayağı bir mikrofon açık. Bekliyoruz. Ben neyim hocam? Tabii hocam, buyurun dinleyelim.
erkek yardım etti. Nasara iki erkek yardım etti. Nasaru erkekler yardım ettiler. Nasarat o kadın yardım etti. Nasarata o iki kadın yardım ettiler. Nasane o kadınlar yardım ettiler. Nasarte sen erkek yardım ettin. Nasartuma siz iki erkek yardım ettiniz. Nasartun siz erkekler yardım ettiniz. Nasarti sen kadın yardım ettin. Nasartuma siz iki kadın yardım ettiniz. Nasartunle siz kadınlar yardım ettiniz. Nasartu ben yardım ettim. Nasarla biz yardım ettik. Nesini tekelim veya gayriler sonundaki. Var mı hocam eksik? Yok hocam, gayet güzel, hızlı anladığım kadarıyla. Tamam, teşekkür ediyoruz. Başka dinletmek isteyen var mı arkadaşlar? Aleyküm selam hocam. Çok derinden bir ses geliyor. Bayağı bir uzaktan. Buyurun. Hocam sesiniz çok az geliyor. Vallahi şu an konuşan kim mesela? Adnan hocam mı? Talat hocam mı? Fevzi hocam. Bakayım mikrofonunuz sesi arttır diye bir şey arıyorum. Çünkü sesiniz gerçekten az geliyor. Diğer arkadaşlar belki duyamamıştır bile, bilmiyorum. Yani burada sesini arttır diye de bir şey yok. Tamam, siz bir devam edin. Ben mikrofonun hoparlörün sesini açıyorum. Ben sizi duyarım. Buyurun. Hocam sesiniz o kadar az geliyor ki yani yarı yamalak anlıyorum. Hata yapsanız da fark edemeyeceğim. Ses çok az geliyor, inanın. Tamam hocam. Daha sonra burayı tekrar dinleyebiliriz. Bizim açımızdan hiçbir problem yok. Siz bir mikrofonunuzu baktırın, bir ayarlara bakın. İyi çalışıyor mu? Belki mikrofon ses ayarı kısıktır. O da olabilir. Veya internet bağlantınız belki zayıftır. Bilmiyorum neden kaynaklandığını. Siz dersten sonra gündüz veya bir iki test yapın mikrofonla alakalı. Tamam hocam? Tamam hocam. Başka dinletmek isteyen varsa dinleyebiliriz diye tekrar tekrar söyledik arkadaşlar. Yoksa yeni derse geçeceğiz. Tabii dersler üst üste biniyor, bunun farkındasınızdır. O yüzden bir an önce ezber yapmaya bakın. Üst üste dersler yığıldıkça artık sizde yani bıkkınlık getirir. Hiç bu işin altından kalkamıyorum dersiniz ve bırakırsınız. Hep bu şekilde olmuştur. Şu an sayfa sayfa gidiyoruz. Mesela bu akşamki derste yine bir sayfa. Ağır ders yüklemiyoruz ve yeni bölümü işliyoruz. Yakınlaştırdık. Aynı sayfa sizlerde de var elbette arkadaşlar. Sizde de mevcut. Yani yabancı olduğunuz bir şey değil. Fiil mazi meçhul yazmakta yardım olundu diye mana vereceğiz. Meçhul Türkçede de kullandığımız bir kelimedir, bir tabirdir. Faili meçhul derler mesela, bir cinayet için çok kullanılır bu. Türkçede yaygın bir kullanım. Meçhul bilinmeyen demek. Sol tarafta en küçük parmak tarajı da biraz ne diyelim bulanık çıkmıştır. Yine ben seslendireyim. Okunamıyor olabilir. Nusira. Malumu Nesara, Nasara idi. Meşhur Nusira. Yardım olundu bir erkek. Yardım olundu veya edildi. Şurada var ya tırnak içerisinde yardım olundu. Bunu yardım edildi şeklinde de okumamız mümkündür. İkisi de meşhur mana içermektedir. Nusira yardım olundu bir erkek. Nusira yardım olundular iki erkek. Nusiru yardım olundular erkekler. Artık 3 ve 3'ten fazlası. Nusirat yardım olundu bir kadın. Nusirata yardım olundular iki kadın. Nusirne yardım olundular kadınlar. Diğer 3 parmak zaten gayet net. Siz de görüyorsunuz bunu. Dolayısıyla okumamın da bir manası şu an için yoktur.
Hemen altında açıklamalar var. Meçhul lügatta, lügat ne demek? Lügat manası diyor. Lügat sözlük yani. Sözlüğü açsan, Türkçe bir sözlüğü açsan, orada meçhul kelimesinin manasını bilinmeyen şeklinde bulursun diyor. İstilah manası faili yani iş yapanı bilinmeyen fiildir. Misal olarak yardım olundu, yazıldı, görüldü, içildi, dövüldü ama bunlar kim yaptı acaba? Bunlar hep belirsiz. Burada bu fiile yardım edildi şeklinde mana verilebilir diye de ifade edilmiştir. Şimdi nusira'yı ketebe'ye dönüştürsek ne olur? Kütibe. Değişkenlere dikkat ederek ilerleyin. Nasara'dan Nusira'ya geçiş yaptık. Değişen şey ne? Nasara ile Nusira arasında fark ne? Hareke farkı. Nasara'ya baktığımızda Nun, Sat, Ra üçünde de fetha vardı. Nusira'ya baktığımızda ne olmuş arkadaşlar? En sağdaki harf zammelendi, ötre var. Ortadaki harf esre. Ve sonuncu yani ra harfi standart değişen bir şey yok. Nusi kavramını aldı. Nusi ra, nusi ra, nusi ru. Bu meçhul olduğundan böyle. Malumda nesara, nesara, nesaru. Ketebeyi uygulamak gerekirse, çünkü nasara ketebe ikisinin üzerine gidelim. Nasara, nasara, nasaru. Ketebeyi uygula. Ketebe, keteba, ketebu olur. Nasarat yani ketebet. Nasarata, ketebeta. Nesarne, ketebne. Harekelerde, sükunlarda bir değişiklik yok. Sadece harfleri değiştiriyoruz. Nun, sat, ra yerine kef, te ve ba harfini koyuyorum. Ketebe ile bu sıgayı, bu kalıbı elde etmiş oluyorum. Malum da böyle. Meçhulde de aynı şey geçerli. Nusira, kütibe. Nusira kutibu, kutiba pardon. Nusiru kutibu olur. Nusirat kutibet, nusirata kutibeta, nusirne kutibne. Nasara ketebe iki kalıp üzerinde çalışmamızı yapıyoruz. Ama evvel yani ketebe üzerinde pek anlamanız diyelim ki zor diyelim anlayamadığınız problem değil. Şu sayfada yazanı yani fiili mazi meçhul başlığını yer alan bu sayfayı ezberleyin de ketebe zamanla oturacaktır, anlaşılacaktır. Demek ki sıradaki ders nedir? Nasara'nın meçhulü, fiili mazi meçhul yardım olundu, yardım edildi. Bu sayfanın ezberi istenmekte arkadaşlar. Zaten bundan sonra ne geliyor? Fiil-i muzari malum geliyor. Bunun malumunu ve meçhulünü ezberlediğinizde gerisi yani gayet hızlı bir şekilde gelecektir. An itibariyle herhangi bir sorusu olan varsa alabiliriz. İlk dersler böyle arkadaşlar. Tamamıyla ezbere dayalı. Ezbere dayalı olduğu için benim de anlatmam gereken fazla bir şey yok. Çünkü elinizde sayfa var. Zaman ayırıp ezber yapıp gelmeniz gerekiyor. Emsile bitene dek bu şekilde. Emsile bittiği zaman artık metin okuyacağız, açıklamalar yapılacak, izah olacak yani. Yavaş yavaş okuyacağız. Söz bir sizde bir bende olacak. Ama şu an için ezber var. Ezber olduğunda anlatılması gereken pek bir şey yok. Sorusu olan varsa alabilirim. Yani ders anlatımı bu kadardı. Hocam çekimi çok fazla fiil üzerinde yapacağız. Zaten Arapça isim ve fiil çekim kitabı satın almanızı istemiştik. Sitemizde yazılı değil mi? 3 kitap almanız istenmişti. Sarf kitabı, işte emsile bina gibi. Nahiv kitabı, avamil izharı içeren. Bir de ne vardı? Arapça isim ve fiil çekim kitabı istemiştik. Onu da satın almanız gerekiyordu ki üzerinde uzun uzun çekimler yapılacak.
Ama şu an daha ilk derslerdeyiz. İlk derslerde Nasara Ketebe üzerinden bir gidelim. Yeri geldiğinde yani. Yeri geldiğinde kastım ne? Bir iki ders sonra. Kitaplara ne zaman başlanacak? Arkadaşlar, bina kitabı var mesela. Binaya başlamak için ne gerekir? Emsilinin bitmesi gerekir. Bu sırayla. Emsileyi bitirdiğimizde binaya geçeceğiz. Yani ne demek bu? Herkes ona göre alacaksınız. Hocam bir an önce alın. Yani ben size yarın geçeceğim desem yarına kadar alabilecek misiniz? Siz bir an önce alın, kenarda dursun. Hazır bulunsun. Zaten çoğu arkadaş almıştır yani. Aldık yazan var. Siz alın, kenarda hazır dursun. Yani ölmez kalmazsak, bir sıkıntı çıkmazsa okuyacağız inşallah. Aynen, siparişi verin, alın arkadaşlar. Ezbere vereyim mi? Verin hocam, buyurun. Söz sizde. Ses çok net hocam, gayet net. Fiili madi meçhul. Fiilini çekiyorum. Fiilimiz Nasara. Nusira. Yardım umdu bir erkek. Nusira. Yardım umdular iki erkek. Nusiru. Yardım umdular erkekler. Nusirat. Yardım umdu bir kadın. Nusirata. Yardım umudundaki kadın. Nusirina, yardım umudundan kadınlar. Nusirat, Nusirte, yardım umudun bir erkek. Nusirtuma, yardım umudunuz iki erkek. Nusirtum, yardım umudunuz erkekler. Nusirti, yardım umudun bir kadın. Nusirtuma, yardım umudunuz iki kadın. Nusirtumne, yardım umduğunuz kadınlar. Nusirtu, yardım umdum. Nusirna, yardım umduk. Tamam hocam, gayet güzeldi. Gerçi ben sizin burayı değil de Nasara Ketebe dinleteceğinizi düşünmüştüm. Çünkü burayı yarın alacağız yani, birlikte hareket etme adına. Tamam hocam. Şu an... Hocam böyle bir yok hocam, buraya verdiğinize göre zaten burayı, buraları siz biliyorsunuz. Bunda bir problemi yok, farkındayız. Hocam ben tekrar ediyoruz hocam. Aynen hocam, tekrar iyidir. Bilirsiniz medresede bir söz vardır. Et tekrar ehsen. Yani aynen, et tekrar ehsen velev kâne 180. Bu şekilde de söylüyorlar. Tekrar iyi bir şeydir, aynen. Şimdi arkadaşlar, tabii kitaba ne zaman geçeceğiz, şuraya ne zaman geçeceğiz diye sorular var. Dediğimiz gibi emsileyi bitirip binaya başladığımızda artık bina bir kitap zaten. Farklı bir durum olacak. Metin okuyacağız. Ama şu var, bakın buraları ezberlemeden geçerseniz bu bina kitabında ortaya çıkar yani. Bakarım sınıf dökülüyor. Çok zayıf anlaşılır. Bu binadan sonra ne olacak? Maksut okurken bir yandan atıyorum hikaye kitabı okuyacağız. Üzerinde testler, incelemeler, tahliller yapacağız. Bu kitap mazi miydi, muzari miydi? Müfret mi, tesniye mi, gayip mi, muhatap mı? Bu tür şeyler olacak. Buyur, buyurun hocam. Melek Erkal hocam, buyurun, söz sizde. Hocam. Buyurun. Mesele dediğimiz zaman hani malum olduğunu bir şekilde de anlıyoruz ya. Hani Nusra dediğimiz zaman da meşhur oluyor. Bunu hangi dilin başını hani damla gördüğümüz zaman bu meşhur diyebilir miyiz? Bu şekilde mi algılanmalıyız? Tabii hocam, eğer 3 harfli fiilden bahsediyorsak. Ne, sa, ra, 3 harf. K, t, b, 3 harf. F, t, h, 3 harf. H, ra, c, 3 harf. 3 harfte meydana geliyorsa ilk harfi zamme yani öte. Ortadaki harfte esre ise ona direkt meçhul deyin. Tamam. Rica ederim hocam. Geri kalan meçhulleri zaten yeri geldiğinde çekim yaparken fark edilecek. Özdoğan hocam buyur, söz sende. Sayın hocam, sesim geliyor mu? Gayet net hocam. Hocam biz şu an ne sarayı çekiyoruz? Ketebe'yi. Bunlar salim fiiller. Bunlarda sıkıntı yok da mesela illetli fiillerde mefet, muzaf, nakıs. Ha, anladım anladım. Evet. Bunların hepsinden bir tane çekim yapacağız değil mi hocam? Aynen hocam. Her birinden çekim yapılacak. Yani o tür çekimleri... Efendim?
geçmeden önce hocam onların her birisinden birer tane çekim yaparsam, çünkü onların emri hazırı falan illetlilerde bayağı bir değişiyor. Tabii çok değişik gelenler var. Yani tek harfli emri hazırı var. Her zaman onu örnek veriyorum. Vefadan emri hazır fi geliyor. Sadece fi. Ama binaya geçmeden bunları yapmayı düşünmüyorum. Çünkü yani siz şimdi hocam ne ilahiyat bitirdiniz. Daha önce biraz okudunuz. Hiç bilmeyen birisini düşünün. Derse gelmiş bir ay sonra illetli fiil. Çek bakalım. Zor gelecektir. Binada mı hocam? Yani binada düşündüm. Hani binanın sonuna doğru şey var ya. Mutel, bahsi. İşte bu bahsettiğin mehmuzlar, nakıslar konusu oluyor ya. Orada başlayacağız. İşte her kısma göre fiil çekimini orada başlatırız. Maksut bitene kadar onun çekimi devam eder. Maksutla beraber biter inşallah, o şekilde düşünüyoruz. Yani yeri geldiği zaman. Çünkü o zamana dek bab çekimleri var. Şimdi bab çekimi de var. Birinci baba, ikinci baba göre işte mücerredi, mezidi, bu tür çekimler de var. Direkt onları atlayarak direkt mutele geçmek pek şey düşünmüyorum. İzzi okuyacağız zaten hocam. Aynen, izzi müfredatımızda var. Müfredat yazılı biliyorsunuz. Hangi kitaplar okuyacağımız belirli. İlaller var aynen. Ya arkadaş hocam ondan bahsediyor herhalde. O fil çekimleri mesela orada geçecek. O zaman yine çekebiliriz. Yani ben direkt kitaba uygun olarak gitmeyi planlıyorum. Şu an bina kitabının en başta ne var? Binaya geçtiğimizde. Mücerret bablar var. Şu an yapalım desek, şu anda Nasara Ketebe çekimi bitmedi. 24 kalıbın çekimi bitsin. Ardından bina okurken bablara göre fiil çekimi. Bir sorusu olan varsa alabiliriz. Yoksa ders bitti, yani anlatılacak bir şey yok. Ezber dinletmeniz bekleniyor arkadaşlar. İlk dersler böyle. MC'ye bitene dek fazla anlatacağım bir şey yok. Daha çoğunu siz yapacaksınız. Ezberleyip geleceksiniz. Ben sadece dinleyeceğim. Şurası hatalıydı. Burası böyleydi. İşte ara sıra bir iki soru olur. Onları cevaplarım. Ne zaman ki MC'ye bitti, o zaman ciddi bir ders başlayacak. Geliyor hocam, buyurun. Hocam malumu dinlettiniz mi? Masarayı dinletmiştim hocam. Ketebe kalmış. Tamam, ketebeyi dinletin. Onu dinleyelim. Ketebe bir erkek yardım etti. Ketebe iki erkek yardım ettiler. Ketebe erkekler yardım ettiler. Ketebe bir kadın yardım etti. Ketebe iki kadın yardım etti. Ketebe o kadınlar yardım ettiler. Ketebe sen erkek yardım ettiniz. Ketep tuma siz iki erkek yardım ettiniz. Ketep tüm siz erkekler yardım ettiniz. Ketep tek sen bayan yardım ettiniz. Ketep tuma siz iki bayan yardım ettiniz. Ketep tüne siz bayanlar yardım ettiniz. Ketep tüm ben yardım ettim. Tabii yanlış oldu hepsi. Ketep tuma biz yardım ettik. Tabii bu ketebe yazdı olacaktı. Karıştırdım mı hocam? Aynen hocam, evet. Tabi hocam, olabilir, buyurun. Ketebe o erkek yazdı. Ketebe o iki erkek yazdı. Ketebe o erkekler yazdılar. Ketebe o kadın yazdı. Ketebe o iki kadın yazdı. Ketebe o kadınlar yazdılar. Ketebe sen erkek yazdın. Ketebe tuma siz iki erkek yazdınız. Ketebe siz erkekler yazdınız. Ketebe sen bayan yazdın. Oldu sanırım hocam. Ben de bu arada derste alakalı başka bir yere bakıyordum. Zaten bir problem olursa arkadaşlar da fark eder diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Tabii hocam, meşhulü aslında meşhulü yarın akşam dinlerim arkadaşlar. Bu akşam mesela bir hocamız hemen dinletti ama yarın dinleyelim. Hiç bilmeyen arkadaşlar da hazırlanıp gelsin. Hep beraber gidelim. Ayrı bir gidiş olmasın diye.
Yani meçhulü de biliyorsunuz anladığım kadarıyla. Meçhulü de yarın akşam hem Ketebe hem Nasara üzerinden dinletirsiniz. Diğer arkadaşlar da o şekilde hazırlanıp gelmiş olurlar. Tamam Bir ders. şeyler söylenebilir miyim? Tabii hocam buyurun dinliyoruz. Bayağı bilenler var ama ben şöyle kendimi ifade edeyim ki ben İmam Hatip'te bile...